Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin YouTube kanalından yeni bir programla tekrar karşınızdayız. Bize göstermiş olduğunuz ilgiden, alakadan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz ve kanalımıza abone olmanızı ve bizi takip etmenizi istiyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Yıllarca onu ana haberlerde, ekranlarda izledik. Bugün sağ olsun bizi kırmadı, Bilge konuğumuz oldu. Hoş geldin Bilge. Hoş bulduk abi. Çok teşekkür ediyorum. Kırmak ne demek? Ben teşekkür ediyorum asıl davetin için. Nasılsın? Onur duydum. İyiyim. Sen nasılsın abi? İyilik. Neler yapıyorsun? Mayıs ayında birkaç ay oldu aslında. Meslekten biraz yorulmuş olarak ayrıldım. Şu sıralarda da salsa ve sosyal Latin dansları üzerine eğitmenlik yapıyorum. Yardımcı antrenörüm. Türkiye Dans Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Latino Dans Sporları Kulübü'nde eğitim veriyorum. Sosyal branşta daha çok tabii ki. İnsanlar iş çıkışı, stres atmak için dansa geliyorlar. Biz de aslında benim de yıllar önce stres atmak amacıyla gittiğim yer şimdi ikinci meslek oldu. Uzun zamandır ekranlarda görmüyoruz seni. Ne kadar oldu? Bu yıl Mayıs ayında istifa ettim. Birkaç evet. aydır uzağım ekrandan. Özlüyor musun ekranları? Aslında özlüyorum. Son çalıştığım kurumu değil elbette ama mesleğimi özlüyorum. Mesleğini özlüyorsun. Mesleğimi özlüyorum. Nereden şimdi uzun yıllar basın sektöründeyken birden bu sefer bu tarafa geçmek nereden esinlendi, nereden aklına geldi? 8 yıl önce aslında biraz iş stresinden uzaklaşmak için... Bir de disipline giremeyen bir insanım spor anlamında. Spor yapmak istiyorum hep ama böyle işte bir spor salonuna yazılıyorum. En fazla bir ay devam edebiliyorum. Bu hem çalışma temposundan kaynaklı, hem yoruluyorum, enerjim olmuyor, tek başıma yaparken canım sıkılıyor vesaire. O yüzden dans hani hem yapmak istediğim bir şeydi, hem de eğlenceli yanı olduğu için sıkılmayarak devam ettim ve profesyonelliğe taşındı. Taşındı. O zaman biz şöyle yapalım mı? Bizim işler biliyorsun çok stresli. Evet. Bize önerir misin? Yani kesinlikle. Şu anda sektörde çalışan arkadaşlarımıza. Kesinlikle. O zaman biz sana yönlendirelim. Kesinlikle sektördeki öneririm. Streslerini senin orada salsa öğrenerek evet. atsınlar. Evet, evet. Atılıyor yani mu hakikaten? Yani bir stres atıyor musun? Atıyorum kesinlikle. Şöyle anlatayım. Ben dansa ilk başladığımda sabah programını yapıyordum. Sabah 7-9 kuşağını yapıyordum. Gazeteleri okumak vesaire. Tabii 7'de başlıyor gibi görünüyor program ama hazırlık öncesi daha da erken oluyor. O yüzden hava karanlıkken işe gidiyordum. Daha sabah ezanı okunmamış oluyordu. Hatta ben sabah haberlerini geceden yazılmış, sabaha montajlanmak üzere bırakılmış, seslendirmeleri bırakılmış haberleri okurken Oftüp'te ezan sesi geliyordu. Daha sabah ezanı yeni okunuyor oluyordu ben işe başladığımda. Dolayısıyla güne çok erken başlıyordum. Öğleden sonra tam anlamıyla işim bitmiş oluyordu ama bizim mesai kavramı vardı çalıştığım kurumda. Gazetecilikte çok mesai anlamda bir şey yoktur aslında normalde biliyorsun. İşin zaten. Varsa evet. devam edersin, ucu açıktır, yeri geldi 24 saat çalışırsın. Ama işin yoksa makul bir saatte çıkarsın ama bu kurumda farklıydı bu. Belli bir saati doldurmak zorundaydık. O yüzden de yorucu oluyordu bir süre sonra ve stresli haliyle. Fakat bu yoruculuk ve stresli olmasına rağmen koşa koşa gidiyordum dansa. Keyifli geliyordu. Fakat şöyle bir sıkıntı vardı. Şimdi haber spikeri, bir ciddi görüntü. O kimliği bırakıp dansta rahat bir kıvama geçemiyordum. Çok ciddi kalıyordum. Konsantre olamıyordum yani. Konsantre, ya eğleniyordum, keyif alıyordum. Sınıfın enerjisi de güzeldi, eğitmenimizin enerjisi de güzeldi. Ama ben kendime tam henüz o geçişi yakıştıramamıştım aslında başlangıçta. Sonra onu aşmaya başladım ilerledikçe. Tabii hepsini öğrenmek istedim bu sefer. Öyle bir aşk başladı. Aslında habercilikten sonra aşık olduğum tek şey diyebilirim bu anlamda. O yüzden de ikinci meslek oldu zaten. Tabii biraz eşimin de katkısı var. Habercilik yıllarında ben biliyorum hatırlıyorum sen muhabirlik de yaptın. Evet. Ama bunun çıraklıkla yanında sen başladım. Evet kurgu da biliyordun, montaj da yapıyordun. Evet, kat montaj şimdi onlar yok ama. Yok artık onlar. Evet. Yani kat dersen evet. apartman katanlar evet, arkadaşlar. Öyle aynen. Yani bayağı bir faaldin, için evet. işin içindeydin. Evet. Çalıştığın kanalları biliyorum. Sky'da, ART'de çalıştın. Bir ajans geçmişin oldu. Hı hı. Yani bu kadar bu geçmişten sonra hakikaten tekrar samimiyette soruyorum. Özlemiyor musun? Çünkü ya bu iş ya bırakılmıyor. Başka iş yapamıyorsun ama sen şimdi anlatırken o kadar güzel anlatıyorsun ki gülerek.
çok seviyorum diyorsun, dans diyorsun. Özlemiyor musun? Çok özlüyorum tabii. Çünkü büyük bir aşkla başladım ben mesleğime. Bir de tamamıyla kendimle yarışıyordum ve benden önceki abilerimle, ablalarımla yarışıyordum aslında. Ne anlamda? Bilgisel anlamda. Çıraklıkla başlamak istedim. Kendi isteğimle talip oldum buna. Maaşlı çalıştığım bir yerden gönüllü olarak istifa edip yani ayrıldım. Ve gönüllü olarak hiç para kazanmadan ben bu işi öğrenmek için buraya geldim diyerek başvurdum. Stajyer olmak istedim. Dolayısıyla meslek öncesindeki o ezilmişlik bende çok olmadan bu arada o sonrasında oldu. Genelde çıraklıkken çok ezilir insanlar. Ama bende pek öyle olmadı. İlk haftamda tek başıma habere gönderildim. Daha bir ayım dolmadan başladığım yere, stajyer olarak başladığım yere ekran önüne çıkartıldım. Ankara gündemini sundurdular. Ve dolayısıyla ekran önüne de çıkınca artık apar topar beni kadroya almak durumunda kaldılar yayına çıktığım için haliyle. Ve tabii bir anda ekran önüne atıldığım için o gün bugündür de hep canlı yayınlarla, tam anlamıyla piştim diyebilirim. Oldum demiyorum ama çok aksilik yaşadım. Yani hani o canlı yayında başımıza gelebilecek bir sürü şey yaşayıp, aa bu da böyle oluyormuş, demek ki bunda da şöyle yapmalıymışım, bunda da böyle bir önlem alabilirmişim diye öğrene öğrene geldim. Hala öğrenecek çok şey olduğunu düşünüyorum. O zamanlar çıraklıkta başladım, sonra muhabirlik kadrosuna geçtim vesaire. Sürekli gazete okuyorum. Ama şey böyle, bir gün Özlem Doğaner, buradan selamlarımı sunuyorum kendisine. Bana şey demişti. Ne yapıyorsun sen? Hatim mi indiriyorsun? Bu kadar satır satır okuyorsun gazete. Gazete böyle okunmaz dedi. Önce şurasını okuyacaksın, sonra burasını. Bitti, tamam. Birkaç gazete böyle okunur ancak. Ama ben hatim ediyorum hakikaten de. Hepsini okumaya çalışıyorum, sindirmeye çalışıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Öncesini bilmediğin bir şeyi pat diye buradan başladıktan sonra evveliyatını bilmeyince bağlantıları kurmak zor oluyor. Ve ben daha yeni başladım mesleğe. Yeni öğreniyorum. Bilgisel anlamda kendimi eksik hissediyorum. Bunu tamamlamak için de sürekli okumaya çalışıyorum. Bilmem lazım, öğrenmem lazım. İşte onlar benden çok şey biliyorlar. Sizleri kastediyorum. Estağfurullah. Bunları öğrenmeye çalışıyorum. O yüzden meslekte işte mesai bittiği zaman, daha doğrusu iş bittiği zaman eve döndüğümde okunamamış gazetelerim koltuk altımda. Sabaha kadar gazete okuduğumu bilirim. Ekonomi sayfalarını özellikle çok zorlanırdım. Bilirsin, teknik bir konu. Hani alan muhabirliği başta yoktu bende. Joker muhabir gibi her alana bakıyordum. Sonra alan muhabirliği oldu. Özellikle başbakanlığa ve yargıya baktım ama o zamanlar, şimdi ilk başladığım sıralarda her alana bakıyorum. Ve ekonomiyi anlamam lazım, bundan da anlamam lazım, kafama vura 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 vura. Onları okuyorum. Bunları okumanın bana sonra şöyle bir faydası oldu. Bir gün karayolları ihalesi var. Canlı yayınlanacak. Bana da bu son anda söylendi. Ama şey deniyor toplantıdan sonra. 2 dakika bir bağlantı yaparsın, işte anlatırsın. Sonra İstanbul yayını devralır, tamamını o götürür. Ama çok teknik bir dediler. Konu. Çok teknik bir konu ama ben sadece 2 dakika. Ha tamam, 2 dakika ayarlarım diyorum kendimce. Biraz bilgi toparladım. Gerçekten çok kısıtlı bir zamanım vardı. Hemen göreve çıkmam gerekiyor ve bilgisayarımda hemen bir iki araştırma yaptım. Neyse ki biz biraz o anlamda şanslıyız. Hani internet ortamımız vardı, bilgisayar var. Geçmişteki gazeteci abilerime buradan at, ben söylüyorum bunları elbette. Hemen bir iki araştırma yaptım, bir iki not hazırladım kendime ve göreve çıktım. 2 dakika bağlantı yapılacak diye bana teslim edilen yayın baştan sona bende kaldı. Kilitlendi resmen yayın bana. Kimse almıyor. Ben konuşuyorum ama hani birinin beni kesmesini artık bekliyorum. Kimse kesmiyor, toparla demiyorlar, işte kameramanın gözüne bakıyorum falan. Tıkanmıyorum da ama bu arada. Sürekli bir alıyorum. Çünkü devam eden bir ihale süreci var orada. Açık artırma usulü. Önemli de kurumlar katılmıştı bu ihaleye. Çok da büyük bir ihaleydi o dönem. Ve nereden duyduysam, bir yerden de şey duymuşum, işte agresif artışlar diye bir kelime duymuşum. Orada onu da kullanıyorum falan bu arada. Yani 2 dakikalık yayın oldu. 2 dakikalık yayın, 2 saat, 3 saat, ihale ne kadar sürdü hatırlamıyorum ama koca bir 90'lık Betacam doluydu. Ve o kaseti ben canlı yayın aracından hatıra diye aldım. Onu da buradan itiraf edeyim bu Şimdi arada. Biz genelde buradan iletişim fakültesinde okuyan arkadaşlarımıza bir mesaj olsun bu. Genelde bizi sağ olsunlar, abone oldular, izliyorlar. Ya arkadaşlar bakın, yani
Geldiğiniz zaman hep biz aynı şeyle karşılaşıyoruz. Ben hemen muhabir olayım. Bazıları da spiker olmak istiyorum diyor. Bu işler o kadar kolay değil. Gördüğünüz gibi mutfağından geliyorsun. Ben tam bunun birebir örneğim. Çünkü spikerlik sunuculuk eğitimi alarak başladım. Ama sen direkt ben gelip böyle olayım demedin ama. Tabii ama şunu dedim kendi kendime. Ben prompterdan kayan yazıyı, akan yazıyı okuyan, içi boş, süslü birisi olmayacağım dedim. Çok iddialı. Gerçekten. Bunu bilerek gittim. Hatta ben oraya gittiğimde ben direkt spiker olmak istiyorum diye gelen kişilerle de karşılaştım. Ama maalesef Ankara büroydu. Ankara büroydu ve ben spiker olmak istiyorum diye gelen, başvuru yapmaya gelen insanlar vardı. Ben bunu çok net hatırlıyorum. Hatta bir alay konusu bile olmuştu bu diğer çalışanlar arasında. Ama dediğim gibi ben tamamıyla maaşlı çalıştığım bir işi bırakıp ben bu işi öğrenmek istiyorum. Aşk. Üstüne para bile vermeye razıydım. Aşk. Bırakın para almayı. Aşk, tam anlamıyla aşk. Her türlü zorluklarını bilerek girdim bu işe. Bana söylediler, ne yapıyorsun, yapma işte, hani eskiler diyor ki yani. İşte bir giren pişman, bir de girmeyen pişman misali. Tüm zorlukları bilerek girdim. Çünkü çok büyük bir aşkla seviyordum mesleğimi. Hala da seviyorum. Tekrar görelim ama Bilge seni ya ekranlarda. İsterim aslında. İsterim. Kurumsal bir yerde gerçekten güzel insanlarla çalışmayı isterim. Yani çünkü bu kadar bu işin emeğini çekmiş, mutfağında yetişmiş, montajı bilen, haberi bilen, muhabirliği bilen, sokağı bilen, ondan sonra stüdyoya geçip haber sunan bir insanın hani bence... Biraz anahtar teslim gibi oldu. Evet, yani devam etmesi lazım bence. Ben de isterim. Kısmet. O zaman şimdi biliyorsun bizim işlerimiz çok stresli işler. Yani bizim derken ben hala bıraktım ama hala kendimi içinde görüyorum. Buradan bizim evet, çok dışında sayılmaz. Ama hani haberde koşturmak daha başka o stres. Biz omuzda buradan kamerayla. Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'e bir çağrıda bulunalım. Onların yani daha doğrusu bizim derneğimizin çok üyesi var. Yönlendirelim. Sektörde çalıştığı stresi salsayla sizin orada atsınlar yani en azından. Bekleriz stüdyoya. Tabii onlara da bir kafa dağıtma olur. Gerçekten güzel olur. Bunu hakikaten yapalım yani. Yani ben dediğim gibi bunu yaşamış bir insanım. Koşa koşa gidiyordum. Büyük bir mutlulukla gidiyordum. Sonradan mesleğe dönüştü. Yani yaptığım her şeyi aslında ben mükemmel yapmaya çalışan bir insanım. Bu benim için çok yorucu oluyor. Tam anlamıyla, çünkü titizlikle ele alıyorsunuz. Her şeyi iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Sürekli kendinizi eleştiriyorsunuz. Orayı beğenmiyorum, burayı beğenmiyorum. Yayınlarım için de geçerliydi bu. En sadık izleyicim annemdi. Annem gerçi annelerdi. Bu mesleğe girmemi başta istememişti. O benim hep bankacı olmamı istiyordu. Ama ben bu mesleğe girdikten sonra da benim en sadık izleyicim ve destekçim oldu. Onunla her yayından sonra konuşurdum. Nasıldı? Yayın nasıldı? Ses tonum nasıldı? Konuşmam nasıldı? İşte duruşum nasıldı? Her türlü A'dan Z'ye. Ama şu an hiçbir şey zaten bıraktıktan sonra hiçbir şey kaybetmemişsin zaten. Yani buradan kalkıp o tarafa geçisim geliyor benim. Yani senin gibi yıllarca ana haber sunmuş bir insanın karşısında oturup da burada sana soru sormak yani. Estağfurullah bir abi. Eski bir haber kameramanı için zor yani. Estağfurullah. Ama öyle yani. Kızıma şimdi kitap okuyarak kendimi diri tutmaya çalışıyorum. Bol bol çocuk kitapları okuyorum. Hiç unutamadığın sahada veya stüdyoda canlı yayında bir anın oldu mu? Mesela kafana ışık falan düştü mü mesela? Yok Kaan ya, kupan gibi düşmedi benim başıma bir ışık ama başka şeyler oldu elbette. Bunlarla piştik zaten. Hep pişmeye de devam ettik. Benim hatırladığım ilk böyle sorunca akla gelen ilk dış canlı yayınım. Muhabirdim. İlk kez dışarıda canlı yayın yapacağım. Stüdyoda yapmak gibi bir şey değil elbette. Çünkü dışarıda birçok etken var, dış etken. Herkes size bakıyor. Çok daha fazla göz var. Aynı zamanda işte havanın durumu, rüzgardı, oydu, buydu vesaire. Bir fiziksel sürü şartlar. Fiziksel şartlar haliyle. Ben de böyle bir dış canlı yayın için kalabalık da bir basın ekibiyle bir görevi takip ediyoruz. O zamanlar... İnsan Hakları Danışma Kurulu vardı. Bu konu gündemde bir hayli yer tutan bir konuydu o dönem. Başında da Profesör İbrahim Kaboğlu vardı. Baskın Oran kurul üyelerinden biriydi. Ve bir insan hakları raporu yayınlanmıştı o dönem.
Çok tartışıldı. Kamuoyu ciddi bu konuyla meşgul. Biz de tabii bu tartışmalardan sonra kurulun lağvedilmesine karar verilmişti. Baskın Orhan, özür diliyorum, İbrahim Kaboğlu da, İbrahim Hoca da kurulla görüşmeye gitti. Toplantı yaptıkları yerle. Biz de hepimiz oradayız. Acaba ne olacak? Hani salona alınacak mı, alınmayacak mı? Nasıl bir konuşma geçecek? Nasıl bir ortam olacak? Dışarıda konumlandık, bekliyoruz. Ben İstanbul'la konuşuyorum. Hazırız biz diyorum. Canlı yayın aracımız orada bu arada. Biz her yerden canlı yayın yapan bir ekibiz çünkü o sıralarda. Ve hazır olduğumuzu belirtiyorum. Sonra kapatıyorum çünkü İbrahim Kaboğlu geliyor. İki cümle ediyor ve içeriye giriyor. Sonra arıyorum, verdik mi diye sormak için editörle konuşuyorum. Yok, veremedik, reklamdaydık, kesemedik diyor. Ha peki, tamam diyorum. Ne sordu, ne söyledi diyor. Onu anlatırken ben bir anda arka planda yayındaki spikerin sesini duyuyorum. Evet, şimdi gelişmeleri almak üzere Ankara'ya dönüyoruz. Karşımızda Bilgehan Atay var diyor. Ve ben bunu telefonda konuştum. Rahmetli basın şehidi Recep abiden öğreniyorum. Duyuyorum. Onunla konuşurken arka plandan duyuyorum o sesi. Bir an durdum. Gerçekten dondum kaldım o anda. Ama ekrandasın. Ekranda değilim de işin ilginç yanı. Zaten en ilginç yanlarından bir tanesi de bu. Hani karşımızda Bilgehan Atay var, Ankara'ya dönüyoruz diyor spiker ama ben karşılarında değilim. Kameranın karşısında değilim. Elimde en son mikrofonu uzattığım için mikrofon kalmış. Bir elimde telefon. İstanbul'daki editörle, o yayının editörüyle konuşuyorum. Ne olduğunu anlatıyorum. Anlatırken bir anda yayına alınıyorum. Recep abi yayındasın, konuş Bilgehan dedi. Ben... İki saniye belki ama o yayında böyle bir ömür gibi gelir ya insana. Konuşa konuşa kameranın karşısına geçmeye başladım. Ama şu vaziyetteyim. Bir elde telefon. Evet. Şimdi İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun başkanı Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu geldi. Az önce içeriye girdi vesaire vesaire anlatırken kulağımdaki ses telefonu indir. Ve ben hala konuşmaya devam ediyorum. Telefonu kulağında mı unuttun yayında? Telefon kulağımda kaldı. Yani orada bir... hani şaşırma, tıkanma olmadı elbette ama o telefonla çıktım yayına şu vaziyette. Güzel bir anı. Haber verilmedi bana. Yayına çıkacağım bilgisi yok. Hani derler. Affedersiniz. Önce muhabiri aranır. Birinci habersin, tabii. İkinci habersin, üçüncü habersin. Ona göre hazır olursun. Kameranın karşısında beklersin. Kameranın karşısında değilim. Reji ne gördü de yayına almayı düşündü. Herhalde elindeki akışta spikerin sanırım orada benim yerim vardı. Ezbere mi geçildi, ne oldu bitti bilmiyorum orada ama işte, böyle bir durum oldu. Böyle aksaklıklar, böyle aslında güzel sürprizdi bunlar. Evet, çünkü evet. Sonra bak yıllar sonra anlatıyorsun. Evet. O zaman bir şoktu, telefonu çok utanmıştım, herkes bana bakıyor diye. Telefonu kulağında unutan muhabir diye. Belki herkes... o zaman sosyal medya bu kadar olsaydı kesin sen sosyal medyaya düşmüştün kesin, yani. Kesin. Yani herkes bana bakıyor bakışlardan, tabii böyle çok rahatsız oldum, utandım orada aslında ben, çok normalde gerildim. Fakat böyle yıllar geçti üzerinden, şimdi Gül'ü oynaya anlatıyorum. Çok güzel. Öyle bir anı oldu. Ayağına sağlık, geldin. Çok teşekkür ediyorum. Güzel, keyifli bir sohbet oldu. Benim için de öyle. İnşallah seni tekrar ekranlarda görürüz. İnşallah. İzleriz. Var mı söylemek istediğin bir şey? Çok teşekkür ediyorum davetin için Cezu abi. Rica ederim. Yani programlarını severek izliyorum sağ gerçekten. Olasın. Sağ olasın. Özellikle ayrıldıktan sonra izlediğim birkaç programda da böyle eskiye döndüm. Sahadayken birlikte çalıştığım abilerimi, arkadaşlarımı gördüm. Bu yayınları izlerken de o günlere döndüm ve böyle bir özlem, bize. Yeniden bir aşk, yeniden bir virüs içimde hortlayıverdi. Ne mutlu bize. Ve ne gerçekten mutlu. Böyle bir içi cız ediyor insanın uzaklaşınca böyle. Ama en kısa zamanda dönersin umarım. İnşallah. Tekrar ayağına sağlık. Çok teşekkürler. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Bu arada bize bu imkanı sağlayan Pilota Yapım'a çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.